Merhaba. Ferhan dediği gibi 3 senedir Ferhan'la sürekli İpek yolunu şöyle mi yapsak, buradan mı geçsek, oradan mı gitsek, bu konuyu mu işlesek, şu konuyu mu işlesek diye konuşuyoruz, duruyoruz ama yolumuz oradan buradan dolanıyor, İpek yoluna çıkıyor. Ve bu da bana aklıma, yani hep Ferhan'la konuşurken aklımda hep şu hikaye geliyor. Bilmiyorum okudunuz mu? Italo Calvino diye çok sevdiğim bir yazar vardır. Onun da Görünmez Kentler diye bir kitabı vardır. Kitabın hikayesi şudur. Marco Polo, Kubilay Han'a gezdiği bütün şehirleri anlatır. Ama bunlar böyle çok enteresan, fantastik, ilham verici şehirlerdir. Kubilay Han bunları sabırla dinler. Ve sonra der ki, Marco Polo çok güzel anlattın da sen bana şu kendi şehrin Venedik'i hiç anlatmadın der. Marco Polo durur ve der ki, ey hanım ben size baştan beri neyi anlatıyorum? Ve benim aklıma hep böyle İpek yolunu şuradan dolandığımızda, buradan dolandığımızda ya da bir konuyu aldığımızda, yani kafamı öyle bir wired etmiş ki Ferhan. İşte journey dediğimde, yol dediğimde, interconnecting dediğimde hep aklıma İpek yolu geliyor. Ve biz bunu umarım farklı farklı şekiller yine anlatmaya devam ederiz. Özetlemeye gelince İpek yolu Mark Noren'in anlattığı gibi, yani bize İpek yolu lafı şık bir laf olarak geliyor ama aslında İpek rotalar zinciri diyebileceğimiz bir durum. Ve çok eski, yani böyle kadim birçok şeyi bir araya getirmiş. Ticari olarak, felsefi olarak, inanç olarak birçok değişik toplum birbirine bağlamış bir olgu. Ve neredeyse 3000 yılı doldurmuş bir şey. Fakat biz bunu günümüzde, yani 50 yıl önce keşfedilmiş olmakla beraber belki 20 yıllık geçmişi olan yeni bir İpek yoluyla kıyaslıyoruz. Bu da internet. Ve enteresan olan şu ki, internet belki bizim dünyada kuramadığımız o yapıyı, yani 500 yıllık bir olgunlukta kurmuş durumda. Ticari olarak, eğitim olanakları olarak, insanların sosyal paylaşımı olarak, bizlere verdiği çeşitli imkanlar ve en önemlisi din, dil, ırk ya da eğitim hiçbir şekilde önemli olmaksızın kendiniz olarak var olma imkanı verdiği için bence hani medeniyette ulaştığımız iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve tabii bu noktada bizim asıl konseptimiz, yani o döndük dolaştığımız rotalardan en önemli olanı işte borders creativity dediğimiz sınırlar ötesi yaratıcılığı bize getiriyor olması. Ve internette tabii garip olan bir şey var. Yani bu İpek yolunda da vardı. Yani İpek yolundaki ticaretin belli bir yazılı kuralı olduğunu zannetmiyorum. Yani bunu belki en iyi Mark Noren bilir ama internette de yani bir hükmeden ve bir kurallar zinciri yok ama hani birbirimizi öldürmeden bir şekilde bu, yani kaos yaratmadan yaşamayı var olmayı başarıyoruz. Ve dolayısıyla ben şuna inanıyorum ki yeni İpek yolu daha barışçıl, daha paylaşımcı ve daha güven dolu bir dijital ulus yaratmış durumda. Fakat bu dijital ulusun farklı değerleri var. Arvind Gupta da onun hikayesini dinlerken aslında benim aklıma yine Joseph Campbell'ın bu monomit dediği yani kahramanın yolculuğu geldi. Kendini arama ve kendini bulma ve kendini bulduğu noktada hayatın amacını bulma hikayesi. Yani bu salondaki herkesin ve yani internetteki genelde hani böyle hani surf yapan ya da bir şey arayan insanların çoğunun aslında hani en azından internet bağlantısı ve bilgisayar olduğu için tahmin ediyorum. Yani belli bir noktanın üzerinde ve bu noktanın üzerinde bu Maslow'un üçgenindeki gibi biz bir arayışa geçiyoruz. Bu da hani biraz daha anlam, biraz daha amaç oluyor. Burada tabii bir fonksiyon durumu da var ama demek ki eğer yeni amacımız ya da yeni, yani currency tam Türkçe'ye çeviremeyeceğim ama geçerli akçe olarak tabir edebilirim. Yeni geçerli akçe eğer manaysa ben o zaman bunun biraz daha şöyle olduğunu düşünüyorum. Artık günümüzde para ya da hani para güçse yeni gücümüz şu. Kaç kişi seni takip ediyor? Bora bir şeyine var vurguladığı gibi. Ve kaç kişi seni beğeniyor? Yani beğenilmek o kadar önemli ki bu da mana yanında getiriyor. Yani Facebook'a bir şey yazıyorsanız İyi bir şey yazmaya çalışıyorsunuz, iyi bir tweet atmaya çalışıyorsunuz ki beğenenler fazlalaşsın. Ondan sonra sizi işte ne bileyim follow edenler fazlalaşsın. Ve biz bu yeni, hatta çok çok yeni araçlarla hayata çok farklı gözle bakmaya başladık. Mesela bize Instagram diye bir minicik araç verdiler ve biz günlük hayattaki objelerin güzelliğini fark ettik. Yani ben arkadaşlarıma bakıyorum, çok güzel bir tuzluk görüyorum, harika bir çiçek görüyorum, işte bir çocuğun ilk gülüşünü görüyorum falan ve farklı bir artistik göz geliştirmeye başladı insanlar.
bir duvar verildi bize, Twitter gibi, Facebook gibi. Ve o duvara biz yaza yaza, yani herkes bir hayat felsefesi edinmeye başladı. Ondan sonra evimizde ufak tefek bir şeyler yapıyorduk, incik boncuk. Bir anda bizim önümüze Etsy gibi bir tezgah açıldı ve biz bir anda evimizden küresel ticarete başladık. Bu durumda anlamlı şeyler üretmek, bir amaç için bir şeyler yapmak ve bunun için beğenilmek aslında çok önemli bir noktaya geldi. İpek yolunda işte bu dedik ki yani İpek yolunda objelerin ne kadarı kaldı bilmiyorum. Yine Mark Noel'e sormak lazım sergide ne kadar obje var. Ama İpek yolunun yani belki yemek tarifleri, düşünceleri, kesinlikle yaydığı dinler ve kültür hala yaşamakta. Ve bu yeni İpek yolunda da yeni dinler, bilmiyorum biliyor musunuz uçan spagetti canavarı kilisesini. Ama yeni dinler de artık bu yolla tekrar yayılmaya başlıyor. Yani demek ki İpek yolu gerçekten, yani dijital İpek yolu 20 yıl içinde falan 3000 yıllık tarihi yakalamış durumda. Tabii burada hani bu kadar çok sosyal medyadan ve işte like edilmekten, follow edilmekten bahsedince Ken Lansing'in anlattıklarına geri dönmek istiyorum. Güven çok önemli dedi. İşte vücudu yani fiziki olarak bir şeyle sosyal ve sanal bir şeyi paylaşmak çok önemli dedi. Doğru yani ve şunu da görüyoruz. Biz yani mesela kapınızdan içeri birisi girmezken cep telefonunda tanımadığınız bir numara açıp konuşuyorsunuz. Ya da birisini like ediyorsunuz, o sizi follow ediyor. Yani benim peşime tanımadığım birisi takılsa ben kesinlikle rahatsız olurum. Ama şimdi ne kadar kişi takılırsa peşime o kadar mutluyum yani. Beni Instagram'da seyretsin, hiç problem yok. Yani dolayısıyla aslında ben şunu fark ediyorum ki belki de sanal insanlara daha fazla güveniyorum. Yani belki güvenin yeni bir boyutunu keşfettik. Gerçi Bora Biçer dedi ki yani eskiden insanlar daha iyiydi. İşte koklaşıyorlardı, öpüşüyorlardı ama bu yani son 100 senedir. Yani ondan önce halılara dokuyorlardı ya da mendil atıp böyle yani bir şekilde iletişim kuruyorlardı. Yenine verilirse bize aslında biz onu insan olarak bir şekilde alıyoruz, içimize çekiyoruz ve onun yani yapabileceğimiz her şeyi yapmak istiyoruz onunla. Bu noktada internet bize her şeyi vermeye çalışıyor. Ve yine Karen Lansing'in anlattığı bir şeye tekrar değinmek istiyorum. Yani o kadar bağlantılıyız ki şimdi ne oldu? Biz burada Wi-Fi koyduk. Çok iyi çalışmadı. Herkes nasıl çalışmaz yani bir dakika göremiyorum, maillerimi alamıyorum. O beni arayamıyor, telefonum off, acaba şöyle mi olur falan. Panik oluyoruz. Çünkü hani bizdeki bu bağlantı kesilmesi lafı kopmak ya. Yani aynı şekilde aynen onun dediği gibi ve ben de hani orada böyle müthiş bir aydınlanma yaşadım o anlattığı zaman onu. Evet yani kolumuz bacağımız kesilmiş kadar kendimizi eksik ve fonksiyonsuz hissetmeye başladık. Demek ki yani ben hani doğduğumdan beri kolum var, işte cep telefonum kaç senedir var, 10 senedir mi, 15 senedir mi? Bu kadar demek ki bağlanmışım. O zaman bu kadar bağlandığımız şeye, bu kadar sahip çıktığımız için belki gerçekten kurala ihtiyacı olmadan birbirimizin etrafında ve bu birlikteliği bozmadan davranıyoruz. Bu da yine beni tekrar aynen baştaki hikayede anlattığım gibi dönüyor, dolaştırıyor ve İpek yolunun kurallarına geri döndürüyor. Yani adil olmak, ondan sonra hani hem ticarette, İşte fikir paylaşmak, ondan sonra insanların farklı inançlarına ve fikirlerine açık olmak, oradan beğendiklerinizi taşımak ve bir yerlere götürmek. Yani günün sonunda neden bahsettik? Çok affedersiniz. Tabii değinmem gereken şu var. İpek yolu dedik, işte her şeyden bahsettik dedik. Aslında tabii ki bahsetmediğimiz çok önemli bir şey şu. Çok şeffaf bir dünyada yaşıyoruz. Yani Google Map var. Ben mesela şu otelde kalacağım diyorum. Zıt uçuyorum ve o otelin önündeki arabaya kadar görebiliyorum anında. Yani o kadar şeffaf bir dünya ki bilmiyorum hani gelecekte efsaneler nasıl yaratılacak? Bizden bir efsane geri kalacak. Ama Joy Ellis bizim hikayemizin sihirbazı, büyücüsü. Olarak da hani İpek yolunda bulunuyor. Onda da işte bir simyacının gücü var. Ne yapıyor? İşte metali taşı yaşayan bir canlılığa çeviriyor. Ve ben de hani onu İpek yolunun en azından bu oturumun böyle büyücüsü olarak görüyorum. Yine aynı şeylerden bahsettik. Yani işte manadan bahsettik, güvenden bahsettik, ondan bahsettik, ticaretten bahsettik, sosyal paylaşımdan bahsettik. Diyeceksiniz ki İpek yolundan bahsetmedim. Ben de diyeceğim ki zaten baştan beri ben size neden bahsediyorum. Teşekkür ederim. Eğer vakit kaldıysa bir tane soru sormak istiyorum. Tamam. Sormak istediğim soru şu. Eğer kimse cevap vermezse burada tanıdığım insanlar var. Onur var, Mete var, Alptekin var, Damla var. Onlara soracağım. İpek yolunda yani
2000 yıldan sonra İpek Yolu'nda kalan bazı artefaktler var dedik. Ama bir sürü inanç ve bir sürü düşünce var dedik. Benim merak ettiğim 2000 yıl sonra bu yeni İpek Yolu'nda sizce ne geri kalacak yıl 4000'e? Evet. Onur'a soruyorum o zaman. Onur orada. Yani bir yani çok eski bir mobilci olarak bu kadar bağlantıyı... Soruyu bir daha alabilir miyiz? Tabii ki. Vakit kazanmaya çalışıyoruz. Okey. 2000 yıl sonra yeni İpek Yolu'ndan ne bırakacağız? Yıl 4000 düşün. Ne kalır sence bu yeni İpek Yolu'ndan? Gene insanlar, arkadaşlar ve paylaşım kalır herhalde. Peki yani şey olarak diyorum ama bu zaten çok eski değerler. Evet. Biz yani internetin değerlerinden ne taşınabilir sence yıl 4000'e? Paylaşımın değişik yöntemlerini icat edeceğiz herhalde ama bir şekilde gene bir şeyleri anlatmak ve paylaşmak, alıp bir yere götürmek. Güzel. Peki başka cevap vermek isteyen yok mu? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ödül var mıydı ucunda? Sağ ol. Pardon, şu bayan verebilir misiniz acaba? Evet. Ödülleri, I have to tell about the raffle. Bence 2000 yıl sonra para gidecek, sevgi kalacak diyorum. Harika. Yeah. Umarım öyle olsun. En arkada bir bayan var. Hologram evren olabilir. Yani insanlar düşüncelerini ile şeyi değiştirebilecek bir hale gelebilir. Artı siz kendinizi oraya ışınlayabilirsiniz de. Yani teknolojinin getireceği şeylerden beklenen bu. Yani artık uçağa binmenize gerek kalmayacak. 2000 sene çok büyük bir uzun süre çünkü. Artı hologram evrende istediğiniz her şeyi düşünce gücünüzle karşı tarafa yaptırabileceğiniz. Yani bireyin çok korkunç derecede beyninin odaklanacağı, insan egosunu çok yüksek olabileceği bir döneme de işaret edebilir. Çünkü yavaş yavaş uzay dönemine giriyoruz ve teknoloji şekillendirecek insanı. Çok enteresan bakış açısı. Çünkü aslında ben şunu da algılıyorum bir taraftan tabii yani beynimi İpek Yolu'ya formatladığı için Ferhan. Yani yolculuk kalacak diyorsunuz. Yolculuk baki. Onu yapacağız. Bora Bey mikrofonu uzatabilir misiniz lütfen? Ön sıra. Bora Biçer'e sormuşlar. Yine. Tabii ki değil. Ünlü bir düşünür demiş. Sormuşlar sizce 4. Dünya Savaşı nasıl olacak diye. O da vallahi onu 3. Dünya Savaşı nasıl olacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı oklarla ve mızraklarla olacak. Dolayısıyla bundan sonra muhtemelen 2000 yıl sonra da tabletlerimiz olacak ama muhtemelen taş tabletler olacak. Yani umarım olmaz çünkü ben şu an hani buradaki herkesi bir dijital rönesansın içinde olduğunu varsayıyorum. Çünkü yani eskiden İpek Yolu'nda ya da o zamanlarda yani para evet bir kıymetti ama bilgelik bir kıymetti. İşte mesela iyileştirme gücü çok önemli bir kıymetti falan. Şimdi hani ilacı raftan aldığınız ve paranızla birçok şey hükmedemediğiniz bir dönemde bence internet sayesinde biraz daha işte insanın kattığı mana ya da neyi neye dönüştürebildiği ya da neye farklı bakış açısıyla bakabildiği önemli oluyor. Dolayısıyla ben hani bu kadar karamsar düşünmek istemiyorum. Tam tersine böyle bir yani ikinci bir rönesansın içinde olduğumuzu düşünmek istiyorum. Bilmiyorum katılan var mı?